Irak Türkleri Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından yaraları sarmaya devam ediyor. Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği deprem sonrası yürütülen çalışmalara değinildi. Deprem sonrasında yürütülen yardım faaliyetlerine ilişkin İstanbul'da toplantı düzenlendi. Toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verildi. Acilen bir eylem planı oluşturduk. Irak Türkleri İstanbul'da buluştu. Türkiye'deki depremlerin ardından bir kez daha yaraları birlikte saracağız mesajı verildi. Son günlerde işte depremlerle, felaketlerle maalesef uğraşıyor devletimiz, millet olarak bir sıkıntı içerisindeyiz. Biz de bildiğiniz üzere zaten bölgede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugünün konusu deprem. Irak Türkmen Cephesi olarak yaptığımız kampanya. Zaten birçok şey yaptık. Bundan sonraki süreci de iyi yönetmek amacıyla bu toplantıyı düzenledik. İnşallah bundan sonraki süreci de hem Türkmeneli hem de Türkiye açısından güzel bir şekilde koordineli yürüteceğiz. Türk milletinin başı sağ olsun, Türkiye'mizin başı sağ olsun, Türk milletinin bir parçası olarak da biz de bu üzüntüyü, bu acıyı çok derinden hissettik. Büyük bir afet ama Türk milleti güçlüdür. Türk milleti bu afetin üstesinden gelecek. Şimdi bundan sonra tabii bu yaraların sarılması önemli. Biz Türkmen toplum olarak yaraların sarılması noktasında nasıl bir katkımız olur onu konuşacağız. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz Cenab-ı Allah'tan. Kalanlara sabır, dirayet. Tarihte birçok kere böyle depremler oldu. Allah'a şükür ayağa kalktık tekrar. Bunun da nedeni millet çok iyi millet. İnşallah bunu da atlatırız. Biz de bugün burada hani diyet borcumuzu ödemek için buradayız. İnşallah bu kardeşlerimize karınca kararınca elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağız. Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği tarafından İstanbul'da yardım faaliyetleri konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda Kahramanmaraş Merkezi depremlerin ardından Türkmenlerin yürüttüğü yardım kampanyasında gelinen son durum ele alındı. Atılacak yeni adımlar konuşuldu. Bir kampanya başlattık. Orada 5 tır gönderdim kendi bünyemde. Ayrıca bir mobil mutfak açtık Malatya'da. Bu devam etmektedir. Bunun harici bugüne kadar 21 tır Irak Türkmen Cephesi'nin topladığı yardımları hepsini Irak'tan deprem bölgesine gönderdik. Türkiye'mizin baş sağ olsun. Gerçekten Türkiye şu an çok bir zor durumda. İnşallah bunu atlatacağız. Madem ki öyle bir millet var. Hepsi tek yürek, hepsi birlik içinde, beraber içinde olduğu için Türkiye'mizin belli yere gelmeyecek. Biz depremin ilk günden beri sürekli yardımlarda bulunuyoruz Irak Türkler olarak. Ama oradaki yardımların devam etmesini istiyoruz. Zaten bugünkü toplantının amacı da o. Tek bir yerden yardımlarımızı yapmak istiyoruz. İnşallah güzel sonuçlarla çıkarız bugün. Toplantıda bugüne kadar deprem bölgelerine gönderilen yardımlar değerlendirildi. Yeni ihtiyaç listeleri yapıldı. Ayrıca Irak Türkleri tarafından birlik ve beraberlik mesajı verildi. Devletimize büyük geçmiş olsun önce söyleyeyim. Benim de bu depreme karşı bayağı uğraştım. Uğraşımın da sonucu 1500 konut yapmak kararını aldım orada. Bunun sadece işçiliğini üstlenmek üzere. Ve bu 1500 konutu TOKİ'nin verdiği yerde hangi yerde uygun görürse biz de orada başlayacağız o konutlar Allah'ın izniyle. Ve inşallah bu sorunun altından kalkarız rahatlıkla. Irak Türkleri olarak yardımlara devam edeceğiz. Yani her türlü yardımı yapacağız inşallah. Atlatırız da inşallah bu sıkıntıları. Jönotör gönderdik, ayakkabı gönderdik, battaniye gönderdik. Yani ihtiyaç mama gönderdik. Bizzat kendi arabamla ilaç götürdüm. İlaç götürdük. Talep ediyorlardı. O talebe göre yardımları oraya yetiştirdik. Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen toplantıya sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve iş insanları katıldı.